Yazarlık konusu her zaman için ilgimi çeken bir konu olmuştur. Hatta bununla alakalı müstakil bir eser de yazdım. Yazarlıkla ilgili en iyi 99 film kitabımı 2017'de yayınladım. Bunun baskısı tükendi. Daha sonra genişletilmiş ikinci baskı olarak tekrar yayınladım. Her neyse, buradan hareketle yazarlıkla alakalı ilk ilgi ve alakamın ne zaman oluştuğu konusunda kısaca bilgi vermek istiyorum. Lise yıllarımda bile böyle okumaya çok meraklı olduğum için yazarlara karşı bir hayranlık beslerdim. Lise yılında hatta bir öğretmenimizin kitabı çıkmıştı. Böyle öğretmenimizin kitabı çıktıktan sonra o öğretmene olan ilgim, alakam arttı. Müthiş bir hayranlık besledim. Yani şaşırıyordum yani, öğretmenimiz diyor ki, vay be, kitap çıkardı. Allah Allah, kitap çıkaran adamların da demek iki kulağı bir burnu varmış. Hani bizim gibi normal insan bunlar diyordum yani. Artık öyle bir hayranlık hissiyatı gelişmişse yazarları insanüstü bir varlık olarak algılıyordu bu ilk gençlik çağlarımda. Sonra üniversite yıllarım başladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde okurken yine hocalarımızdan, akademisyen hocalarımızdan kitabı yayınlayan öğretmenlerimiz vardı. Kitabı olan öğretmenlerimizin çoğu da meslek kitabı. Hani okuma yazma nasıl öğretilir? İlk öğretim matematik gibi kitap yazmışlar. Öğrencileri için mesleki kitap yazmışlar. Buna rağmen ben o kitaplara bile böyle hayranlıkla bakardım. Yani kitaba bir nesne olarak değer verdiğim için o öğretmenlerin mesleklerle alakalı notlarını bir araya getirdikleri kitaplara bile hevesle incelerdim. O kitapları hatta öğretmenlerime imzalatırdım böyle ilgiyle, merakla. Hala da arşivde durur o kitaplar. Yani bir şekilde üniversite yıllarımda da bu yazarlığa karşı, yazarlara karşı olan ilgi, alakam, hayret ve hayranlık boyutuna ulaştı. Sonra kendim de okumalarımı artırdıkça yavaş yavaş bir özgüven geldi ve kendi içimde yapmış olduğum çalışmalar da olabileceği konusunda kendi kendimi ikna etmeye çalışarak yazma çalışmasına heveslendim ve ufak tefek kalem alıştırmaları yapmaya başladım. Bunun devamını da başka bir videoda anlatırım.